Finlandiya'da teknoloji fiyatları nasıl, ne durumda, son hali nedir, enflasyondan sonra neler olmuş, neler bitmiş bir bakalım dedim. Verkkokauppa'ya geldik, son durum nedir, hep beraber görelim. Ben de bilmiyorum, ben de bayağıdır bakmadım. Hep beraber bakıp göreceğiz. Hadi içeri girelim. Her zaman ucuzmuş, öyle yazıyor. iPhone fiyatlarından başlayalım arkadaşlar. 1038 euroymuş. Plus'ı 1188'miş. 14 Pro'su da 1384 diyor. Yalnız bunlar hafızalarına göre değişiyor. 512'lik hafıza aldığınız zaman bayağı pahalıya geliyor, evet. Yani 512'si bunun 1428, bunun 1578. Bir diğerinde ise 1998'miş yani Pro'nun. Arkadaş, buna bu kadar para verilir mi bilmiyorum. Pahalı yani burası. Pro Max'ı da 2140 küsür. Aha da burada fiyatı. Bu da MacBook Pro 14 inci. Onun da fiyatı bu. Makineler bunlar. Bilmiyorum. Yakında bir tane alırız bunlardan diye düşünüyorum. Burada da Apple Watch'lar var. Apple Watch'ların fiyatları da bunlar arkadaşlar. Fazla bağıramıyorum, kusura bakmayın. Dikkat çekmek istemiyorum. Finlandiya'daki teknoloji ürünlere bakıyorsak Nokia'ya bakmazsak olmaz. 450 euroymuş ya da 489 euroymuş en pahalı telefonu Nokia'nın. X30 diyor, 5G'li diyor. 250 GB, 256 GB hafızası, 8 GB da RAM'i varmış. Böyle bir telefon arkadaşlar. Android. Fena durmuyor. Bayağı akıcı gözüküyor. Bunların hepsi Nokia. Bakın bunlar da yeni nesil 3310'lar. Kamerası falan var. Bizim iş yerinde iş telefon olarak kullanılıyor bunlardan. Onu da söyleyeyim. Fiyatı da 70 euroymuş. Bir özelliği yok arkadaşlar. Sadece bir kamerası var. Çok az da bir hafızası var içinde. Bunu öyle nostaljik olarak ürettiler. Hani yaşlılar kullanmak isterse diye. Mukayla tuşlu telefon var burada. Bu da 60 euroymuş. Bundan pahalı. Şey ucuz. Daha güzel duruyor. Bunun kamerası var mı? Bunun da varmış kamerası. Bilmiyorum. Tuşlu telefonlar hala var burada. Bakın hatta böyle bir telefon var. Bu neymiş la? 6310. Anam flaşını açık bırakmışlar bunu. Nereden kapanıyor bunun flaşı? Bu mu? Bu mu? Bilmiyorum. Flaşını açtık, kapatamıyoruz. Bunlara tuşlu telefon acayip değişik bir şey ya arkadaşlar. Eskiden böyle şeyler vardı değil mi? Xiaomi'ye getirdim sizi. 12T Pro 5G diyor. En pahalısı bu. 848 euroymuş. Bu da böyle bir telefon arkadaşlar. 848 euro yani. 850 euro değil. 48.99 hatta. Burada bir tane var. Xiaomi 12 Pro. Bu da 800 euroymuş. Yani 800 değil, 799 pardon. Fiyatlar böyle. Geleceğin teknolojisi ha. Fiyatı buymuş. 1148 euro, 1198 euro. Bu. Bir de burada böyle tablet olan bir telefon var. Bunun ismi neymiş? Z Fold. Burada bir ekran var arkadaşlar. İçinde bir ekran var. Her yere ekran telefonun. 2000 euroymuş. Bir ay çalışın, alın diyor. S22 Ultra'sı 1399 euroymuş. iPhone'dan ucuz ya. Yani iPhone'a göre ucuz bu. Bu da S22 Plus'mış. Bu da 1099 euroymuş. 128 GB'lı. 994 euro. 256 GB'lı. Garip. Bu da normaliymiş. 750 euroymuş. S22. Ben alırsam böyle bir şey alırım arkadaşlar. Yani hani boyut olarak bahsediyorum. Tam benim elime göre. 750. 850'den düşmüş bu fiyata. Bunları indirim la. Sene bitti ya, yenileri çıkacak, indirime girmiş. Dolanırken Google Pixel buldum arkadaşlar. Bilmiyorum bu Türkiye'de var mı ama burada varmış. Ben de yeni gördüm, ilk defa gördüm. 799 euroymuş. 599'a düşmüş. Google Pixel 6 diyor. Böyle bir telefon.
Bunun kamerasını bayağı övüyorlar ama bilmiyorum. Buraya da böyle bir resim koymuşlar. Bu da 500 Euro'dan 450 Euro'ya düşmüş. Bu da Google Pixel 6a. Sanırım bir düşük modeli bunun. 128 GB'miş bu. Bu da 128 GB'miş. Bunda RAM 8, bunda da 6'ymış. O yüzden herhalde fiyat farkı var. Ekranları da OLED. Bayağı iyi. AMOLED değil yani. OLED'miş bunlar. Yani ne diyeyim? Bu nasıl bir telefon? Kubot. King Kong. Parçala beni diyor. Kırılmam diyor yani. Öyle bir telefon büyük ihtimal. Gelmeden önce, buraya gelince telefon almak isteyenler paranızı iyi biriktirin. Finlandiya'da en çok gördüğüm laptop markası Lenovo ThinkPad. Bunları okullarda falan önünüze veriyorlar arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Okulda bilgisayarlı işiniz varsa veya ofislerde falan genelde bu bilgisayarı kullanıyorlar. İşte bak, Apple'da olan şey bunlarda olmuyor. Açamıyorsun tek elle. 2061 Euro'ymuş, bayağı pahalıymış. i5. Bu daha pahalıymış, 2200 Euro. ThinkPad X1 Carbon Generasyon 10'muş. i7'liymiş bu. Evo diyor. Bilmiyorum, bunlar yeni çıkmış herhalde bu işletim sistemleri. Bu. Olay bu. Yani bu bilgisayar çok tutuluyor arkadaşlar burada. Her yerde bunu görebiliyorsunuz. Lenovo, Acer, bunların hepsi gözüküyor yani. Finlandiya'da daha çok bunları kullanıyorlar. Kamusal ve kurumsal yerlerde. Ama acayip pahalıymış da bunların, ama içi güzel. Bu AMD'li. Nvidia GeForce RTX Studio diye bir ekran kartı var. Fena değil. 2099 Euro. Bunu alacağıma ben Apple alırım ama, onu söyleyeyim. Apple'a bayağı sardım bu aralar çünkü. Hadi HP'lere bakalım. HP EliteBook önümüzdeki. Fiyatı da buymuş. 2149 Euro. Intel i5'miş. Yani özelliklerine göre bu fiyat değer mi bilmiyorum. Siz söyleyin. Hiç anlamıyorum. Bilgisayar alırsam HP alacağımı zannetmiyorum. 1700 Euro'ymuş. Bu neymiş? Bu da EliteBook. Bunların hepsi Elite. Bunlar 400-500 Euro'luk olanlar. Şöyle bir model var. Pabilon. Fiyatları bu. Başka ne var? Böyle bir şey var. Bu da bunun fiyatı. Ucuz bir şey istiyorsanız, ucuzu da bulduk işte. O da bunun fiyatı. 1099 Euro'ymuş bu cihaz. AMD'li falan. Bang & Olufsen. Değişik. Güzel makineler var arkadaşlar. Güzel. Bunların kozmetiği güzel yani. Bak, tekerle açıp kapanıyor bunlar. 1049 Euro'da kasasıymış herhalde bu. Evet, bu. Üstüne de 269 koyun işte. 1300 liraya, 1400 liraya şöyle bir bilgisayar alabiliyorsunuz ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Benim iş yerinde bunlardan var. Tırt. Asus ROG Strix. 1199 Euro. Özellikleri de bunlar. Asus TUF. 2099 Euro. Bunlar oyun oynanabilecek bilgisayarlar arkadaşlar. Öyle gözüküyor. De çok ağır gibi bir şey ya. Ağır ağır. Abo, şu daha çok ağır. Bunlar kocaman. Kesin bunlar. Abo, iyi fiyatmış. 3000 Euro arkadaşlar. 3000 Euro'ya böyle bir bilgisayar alır mısınız? Alır mıyım? Bilmiyorum. Açıl. Değişikmiş. Şekli falan bir acayip. Şu arada bir boşluk var yani. Bir değişik. Bu 1129'muş. Bunun bir alt modeli sanırım. Yani bayağı bir alt modeli. Klavyesi falan ışıklı. O da ışıklı gerçi herhalde. Evet, o da ışıklı. Değişik. Özelliklerini göstereyim. Özellikleri de bunlar. Asus'tan VivoBook diyor. Euro Pro'ymuş, OLED'miş bu. Bu tamam, bunun ekranı güzelmiş yani. OLED diyorsa ekran güzeldir. 1850 Euro'ymuş arkadaşlar. Fiyatlar böyle Asus'larda. 699, 749. Bunlar VivoBook'muş. Vivo neyse bilmiyorum. 399, 379. Bu da 399. 449. Oyuncu mouse'larına geldik. Bu fareler çok pahalı fareler, belli yani. Böyle bir Steel Service diye bir tane marka var. 109 Euro'ymuş. Lan böyle şey mi olur? 129 Euro. Bunda, bu markayı biliyorum. Bu harbi oyuncu markası. Yani herkes bunu
şey yapıyor, tutuyor. 189 euroya mouse mu olur arkadaşlar? Ne yapıyor bu mouse? Siz tıklamadan o mu tıklıyor? Ne yapıyor? Anlatın da bilelim. Bak burada böyle bir mouse var. Yanları değişiyormuş. 99 euroymuş. 89 euro. Bir alttaki 74 euro. Onun yanındaki 69 euro. Yani en ucuzu 69 euro bu. Ryzen mi diyorlar? Ryzen mi? Razer. 69 euro en ucuzu. 39 euro var şu markadan. En ucuzu. Logitech'lere geldik. 100 euro. 100 euro. 150 euro. 169 euro. C502. G502. X. 169 euro. En ucuzu bunun da 39 euroymuş. İyi para. Aha, arkamızda da klavyeler varmış. Yine Razer'dan başlayalım. 250 euroya klavye mi olur arkadaşlar? Bilgisayarın yarı fiyatına klavye ile mouse alacağız yani. Öyle mi oluyor? 159 euroya böyle bir klavye varmış. Bakayım başka ne var? 139 euroya böyle bir tane var. 139. 119. 59 euro. Aha bu güzelmiş. Pembe. Ha, basınca böyle değişik ses geliyor bunlardan. Şunun sesi güzelmiş. Hadi şuna bakalım. Oo bu daha güzelmiş. Küçücük lan bu klavye. Bir özelliği var mı bunun? Ne bu? Sadece böyle ses mi geliyor? Tuşlarını çalmışlar arkadaşlar. Harbi tuşlarını çalmışlar ya. Bunlar da mouse'ların açık halleri arkadaşlar. High speed diyor. Hani normal hızda. Hiç high speed'ini göremedim ben onun şimdi. Benim elim ne kadar hızlıysa mouse da o kadar hızlı. Üstlerinde markaları, modelleri yazıyor. Aşağıdan bakın diye öyle bir şey yapmışlar. Evet, şöyle bir direksiyon setlerine doğru gelelim. 250 euroya PlayStation'ın direksiyon kolu. Ama bunların pedal yok herhalde içinde. Vardır ya, olmaz olur mu? 109 euroymuş böyle bir markanınki. Hori. Bu Xbox için. O da PlayStation için yine. Thrustmaster 299 euro. Burada bir tane vites kolu var. 50 euro. Ha, parça parça alıyorsun, birleştiriyorsun demek ki. Oyun kontrolcüsü. Markaları böyle Geotech diye bir şey, ucuz bir marka belli. 29'dan başlıyor. En pahalısı 35 euro. Hatta 19 euro da varmış. Aa bu ne? Nintendo. Nintendo Switch Lite diyor. 209 euroymuş arkadaşlar. Başka ne var? Bakalım şöyle. Ha, PlayStation'ınkilerde 62 euroymuş. Hatta 63 euro. Bu da yeni PlayStation'ınkiler. Bu da aynı fiyat. 69.99. Arasında bir 6 euro falan var. 6-7 euro. Bu 99'lar karıştırıyor benim kafamı. 42 euroya da varmış. PlayStation 4. 32 euroya da varmış. Ama bunlar tırt duruyor. Onu söyleyeyim. Şunlar iyi duruyor. Fena değil. HP Omen. Fiyat burada. Yani bu fiyata bir masaüstü bilgisayar alınır mı? İş yapıyorsanız alınır. Ama keyif için almak mantıksız geldi bana yani. Al bu da biraz ucuzu. Yani ne diyeyim? Bunlar ses olarak geliyor ama klavyenin sese bak arkadaşlar, yani tıkır tıkır çatır çatır. Acayip. Burada da birkaç tane laptop buldum. Bunlara baktık az önce ya. Bu az önce baktığımız Asus'lardan bir tanesi, ROG diyor. 3499 euro. Özellikleri de bunlar. Yani bilmiyorum neden bu kadar pahalanmış bunlar. Bu kadar pahalıya bilgisayar mı olur? Ben arkadaşlar 1300 euroya 2016'da aldım, evet. 1300 euroya 2016'da benim bilgisayarımı aldım, Lenovo. Hala da kullanıyorum çatır çatır. Yani bilmiyorum bu kadar para verilir mi? Yani verdikten sonra kaç yıl kullanırsın bilmiyorum yani. i9 varmış içinde, GeForce varmış, RTX. Televizyonlara getirdim sizi. Bak şöyle kocaman televizyon adamlar. Sony 4K LED. Google TV varmış içinde. 85 inçmiş. 2500 Euro'dan 2000 Euro'ya düşmüş arkadaşlar. Sinema salonu gibi şerefsizim. Kocaman lan.
Evet. Bu cihaz Bravia XR OLED'miş bu. LED değil tabii ki de, bu OLED. OLED'lerdeki siyahlar daha siyah biliyorsunuz. Bunun fiyatı da 4199 Euro'dan 3199 Euro'ya düşmüş. 1000 Euro indirim var yani. Yıl sonu geliyor ya, o yüzden söylüyorum ben hep yıl sonunda alışveriş yapın diye. İndirimler çok oluyor arkadaşlar yani. 1000 Euro indirim var ya şu televizyonda. Kamerası mamerası her şey varmış televizyonun, bak. Bayağı iyi. Buraya da PlayStation koymuşlar. Oynayın diye de kolunu alamıyoruz ki, nasıl oynayacağız? 600 Euro'ya da PlayStation 5'i satıyorlar arkadaşlar. Görmüşken bunu da çekeyim yani. 75 inç 4K LED diyor. 1799 Euro diyor. Yine 75 inç bu soundbarla falan beraber 2548 Euro diyor. Normal fiyatı 3498 Euro diyor. 1000 Euro yine burada da kârdasınız arkadaşlar. Kocaman ama LED tavsiye etmiyorum ya. Almışken OLED alacaksınız. Yani bunu alacaksınız. Anladınız mı? Bu cihaz bu. Harbiden bu yani. İkisine yan yana bakıyorum şöyle. Siyah bunda, tam siyah yani. Bunun fiyatı neymiş? Bu olamaz bunun fiyatı. Ha, bu buradaki bu ses sisteminin fiyatı 600 Euro'ymuş. 800 Euro'dan düşmüş o fiyata. Bir televizyonun fiyatı da zaten 2000 Euro falandır herhalde. LG'ye geldik. LG'nin OLED'leri bunlarda. LG OLED 65 inç 1799 Euro, normal fiyatı 2500 Euro'ymuş. Bu da böyle bir, ne bunun ismi? LG Dolby Atmos Soundbar 500 Euro'ymuş arkadaşlar. Kocaman, bayağı iyi duruyor. Meridian diyor. Meridian'la beraber geliştirmişler. Bak 1200 Euro'dan 999 Euro'ya düşmüş. QNED. Bu neyi bilmiyorum. Yeni bir teknoloji herhalde. Samsung'da QLED var. Bunda da QNED olmuş. Bu da iyi, bayağı sağlam duruyor. 1500 Euro'ya. LG yine QNED 65 inç. Şöyle indirimlilerden, ha. Bak bunda indirim var. LG OLED 55 inç 4K 1299 Euro'dan 900 Euro'ya düşmüş. Bilmiyorum, bu görüntü o kadar iyi durmuyor da. Bu birazcık yayınla ilgili herhalde. Evet, şöyle bir tane standart böyle boyutlarda bir televizyonumuz var. 48 inç OLED 1400 Euro'dan 999 Euro'ya düşmüş. Yani 400 Euro kârdasınız arkadaşlar. Güzel. LG OLED 55 inç 1299 Euro'ymuş şu anki fiyatı, ama eskiden 1700 Euro'ymuş bu cihaz. Soundbar dedikleri şu ses sistemi de 1299 Euro'ymuş. Eskiden 2490 Euro'ymuş. Yine 1000 Euro'dan fazla indirim yapmışlar bunun üzerinde. Çok fazla farklı teknoloji üremiş bu televizyonlarda. QNET, NanoCell, AI Think, böyle değişik değişik teknolojiler üretmişler ama fiyatları fena değil. Boyutları çok büyük ama fiyatları 1900'den 1500'e düşmüş. Ondan sonra 1999'dan 1599'a düşmüş. NanoCell'miş bu. Ne oluyorsa bilmiyorum. NanoCell'i siz söylersiniz biliyorsanız. Samsung'lara geçelim yavaş yavaş. Evet. Tamam, bu da soundbar. Samsung'un 1200 Euro'ymuş. Televizyonu da 2799'dan 1799'e düşmüş. QLED'miş. Yok pardon, OLED'miş bu. OLED'ler indirime giriyor arkadaşlar yavaş yavaş. Gitgide ucuzluyor. Bayağı iyi duruyor ama. 1800 Euro. Normal fiyatı 2800 Euro'ymuş. 1000 Euro indirim var yani burada da. Orada var yine 1800 Euro'dan 1300 Euro'ya düşmüş. Quantum prosesör falan varmış içinde. Bakalım şuraya dönelim. Evet. Televizyonun fiyatı 1400 Euro'dan 950 Euro'ya düşmüş. Beyaz televizyon mu olur arkadaşlar? Yani şu 500 Euro'ymuş arkadaşlar. Samsung 55 inç 4K LED televizyon. Standart bir televizyon. 750 Euro'dan 500 Euro'ya düşmüş. Var mı arttıran diye bağırasım geliyor şimdi. Böyle açık arttırmada video çekiyormuş gibi hissettim kendimi. Yani fiyatlar böyle. Pahalı mı ucuz mu diye bana sorarsanız televizyonlar şu anda ucuz. Çünkü bayağı indirim var. Yıl sonu geldiği için, yeni teknolojiler, yeni ürünler geleceği için, eskileri elden çıkarmak için indirime sokuyorlar şu anda.
Ama bu kadar para verip de bir televizyona da girilmez yani. Çünkü arada bir izlediğiniz bir şey, bir Netflix falan izliyorsunuz. 500-600 Euro'dan yukarıya televizyon bence alınmaz arkadaşlar. Philips buldum bir tane size, 800 Euro. Bayağı büyük. Kaç inçmiş? 65 inç. Benim televizyondan büyük. Bak, bu fiyatlara bu televizyonlar alınır. Alınmaz demiyorum. Hatta bakalım, şöyle Procaster var. 65 inç, Ultra HD, Android, LED televizyon. 550 Euro'dan 400 Euro'ya düşmüş. Kocaman. Sonra bir tane daha var. Bu da Samsung'muş. Böyle başka markalara bakalım ya. Samsung'lara, LG'lere, Sony'lere çok baktık. Yine Philips'ten buldum size. 1400 Euro'dan 1100 Euro'ya düşmüş. OLED'miş, Android'miş. Herhalde bunlarda Ambilight da var. Yazmıyor ama evet var. Üç taraflı Ambilight yazıyor. Arkasında Ambilight'ları var bunların. QLED var bir tane, 600 Euro Samsung'dan. QLED güzel ya, fena değil. Tavsiye ederim yani isteyenlere. Ben kullanıyorum. Görüntü kalitesi gayet iyi. Ama Netflix, Disney Plus bunlar izlerken iyi. Normal yayına geçtiğiniz zaman o kadar iyi değil. Yani o yayınla alakalı, televizyonla alakalı değil zaten. Susadım. Çeşmeye varmaz olaydım. Adam içeriye bir su koyar ya. Sıcak oldu bir yandan. Üst kata çıkalım hadi. Burada fazla bir şey kalmadı çekecek. Kendi kendine süpürge yapan elektrik süpürgeleri. 699 Euro'ya da var. 800'e de var. 1300'e de var. 179'a da var. 300'e de var. Yani bunlar nasıl bir şey bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadım. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Baya baya var yani. Çeşitler çoğalmış. 700 Euro, 1000 Euro. Yıkamalı falan bunlar herhalde. Öyle gözüküyor. Hem paspas yapıyor yere, hem de bunlar Xiaomi'nin. 500. En pahalısı 500'müş. Manyak gibi olan saç kurutma makineleri. 450 euro arkadaşlar. Bir saç kurutma makinesine 450 euro verilir mi ya? Değişikmiş. Bu ne yapıyor? Severek kullandığım JBL'ler. Fiyatları yazmıyor. Fiyatlarına bakalım. Neredeymiş bunların fiyatları? Yazmıyor. Diğer tarafta mı acaba? Evet. JBL Extreme 2 130 euro. JBL Charge Essential 2 89 euro ama bitmiş. Yok bu. Essential 2 buymuş. Bunlar da Essential'mış. Normal Essential 89 euro. O bu da 89 euro. İkisi de 89 euro. Birbirinden farklı ama fiyatları aynı. JBL Charge 5 179 euroymuş. Ondan sonra şu en altta var bir tane Extreme 3 300 euroymuş. 199'a var bir tane Extreme 3. Nasıl oluyor iş? İki tane Extreme 3 var. İkisinin de fiyatı farklı. Biri 300 euro, biri 200 euro. Şunlara bakalım. Gelin, şurada Marshall'lar falan var. Marshall'ların şöyle küçük bir el boyutunda 150 euro. 269 euro biraz büyük. Herhalde şunlar 269 euro aynı. Bu 250 euro. Al işte 800 euro şey mi olur? Bowers Wilkins. Sony'den var 350'ye. Harman Kardon var 200. Şunun fiyatı 99'muş. Kocamanmış şu, 419 euro. Şunların büyüğü. Bunu ne güzel yapmışlar böyle la. Bu markayı hiç bilmiyorum. 200 euroymuş şu. 400 euroymuş bu. 529 euroymuş bu. Yine Harman Kardon'lara geldik. Böyle kocaman bir sound barı var. 900 euroymuş. 498 euroymuş. Ondan sonra şöyle bir tane var 400 euro. Ha bu şuymuş. Bunun fiyatı 400 euroymuş arkadaşlar. Bunlar da pek indirim göremedik ya. Aslında kırmızı yazıyor. Hepsi indirimde anlamına geliyor da eski fiyatını görsek iyi olurdu. 359 euroymuş bu. 250'ymiş bu. 250 verilir mi buna ya? Ben vermem. Nespresso Vertuo Next Premium. 60 euro indirimliymiş. Değişik.
89, 150'den inmiş. Bu da 150'den 89 aynı. Bak bende şundan var evde. Bunlar kapsüllü. Buraya kapsülü koyuyorsun. Nasıl koyuyorduk kapsülünü? Kapsülü koyuyorsun işte, kapatıyorsun. Ha, şuraya koyuyorsun kapsülü, pardon. Bunu açıyorsun, kapsülü buraya koyuyorsun, tak kapatıyorsun. Tuşa basıyorsun, sana latte madde ne istiyorsan veriyor. 40 euroymuş. Alın. 799 euroymuş. 1549 euro. Şöyle dönelim. 1699 euro. Profesyonel diyor. 1099 euro. 669 euro. Bunların fiyatına bakmayın. Hani öğrenciler için falan böyle küçük, fazla kaliteli olmayan makineler var. Böyle 250-300 euroya makine alabilirsiniz. Geçenki videomda Facebook Marketplace'e bakarken adam burada satılan makineyi bedavaya veriyordu. Yani 300-400 euroluk makineyi bedavaya veriyordu. Hatta şu an ona doğru gidiyorum. Gidelim bakalım. Fiyatlarını şöyle genelleme gösterirsem o boyuttaki makineleri. 600 euroya. Markası ne bunun? Hover. 600-450, 550 Electrolux, 500 Electrolux, 599. Yani siz hatırlıyorsanız o makineyi bunlara benziyordu. Böyle küçük makineler var. Burada banyolar küçük olduğu için farklı boyda makine de bulabiliyorsunuz. Aha işte buna benziyordu biraz. 339'dan 250'ye düşmüş. Bu markası da böyle whitewash diye saçma sapan bir marka. Ütüleri de göstereyim. Brown, Philips, Brown, Tefal. Yani fiyatlar ortada. 50 euroya da var, 30 euroya da şöyle bir tane var. Bayağı iyiymiş şu ya, küçücük. Bayağı makine var arkadaşlar. Bunlar da bu buharla düzleştirenlerden. Bunlardan almayı düşünüyorum. Tavsiye eder misiniz? Lütfen söyleyin yorumlara. Bunlardan gerçekten almayı düşünüyorum. Bunlarla yapması basit oluyor diyorlar ama bilmiyorum ne kadar iyi, ne kadar kötü bunlar. Tavsiye eder misiniz, etmez misiniz? Lütfen söyleyin. Mikrodalga fırınlara bakalım arkadaşlar. 250 Euro'dan başlıyor. 109, 99, 79, 79, 99. Yalnız şu 100 Euro'dan 79'a inmiş. Marka da kötü değil arkadaşlar. Bu marka iyi bir marka Finlandiya'da. 39'a. Şöyle bir şey almam lazım. Bu smoothie yapmak için çok güzel. Electrolux'ün. Bayağı iyi. Smoothie yapmayı biliyorsanız tavsiye ederim. Biraz kutusu küçükmüş ama sanki. Ama yeterli. Küçük olması daha iyi aslında. Güzel bunlar. Bunlardan bir tane almam lazım yani. Protein karıştırıp smoothie yapacaksın meyvelerle. Löpür löpür içeceksin kahvaltı hesabına. 40 euro. 199 euro. Sırf şu görüntüsü için ha. Ben sana söyleyeyim. Bunlarla da yapabilirsiniz smoothie falan da. Küçük evlerde onlar güzel, mantıklı ya. Küçük o. Fryer var bak bir tane. Wilfa'nın. 109 euroymuş. Değişik. Patates kızartıyor onu anladık da. Başka ne kızartıyor bilmiyorum. Bir de böyle bir tane healthy fryer var. Sağlıklı fryer yani. İşte bu yağsız kızartma makinesi mi? Öyle bir şeydi herhalde. 169 euroymuş bu da. İkisi bir aradaymış. Bilmiyorum neyse o ikisi bir arada olan. Vallahi içinde bildiğin et falan da pişirebiliyorsun yani. Buzdolabının fiyatlarına da bakalım. 900 eurodan 800 euroya düşmüş. 900 euro, 500 euro, 850 euro, 750 euro, 699 euro, 600, 850, 700, 899, 650, 700. Pamukkaliler cebe buraya kadar izlediyseniz yani artık bir süper teşekkür atın da şöyle bir mikrofon biz de alıp da canlı yayınlarımızı daha kaliteli şekilde yapalım yani, değil mi? Bakalım fiyatları neymiş bunların. Bu ayağın fiyatı 50 euroymuş. Mikrofon şu sanırım, evet. 50 euro ayak, mikrofon da 100 euroymuş. 110 euro. Yani 160 euro yapıyor toplamda. Bilmiyorum bu mikrofon ne kadar kaliteli. Rode'a bakalım. Rode'daki ayak 119 euroymuş. Mikrofon 119.99'muş. Şöyle bir mikrofon. Evet bu işimizi görebilir. Ayağı da 150 euroymuş. Şu ayak bundan nasıl pahalı oluyor onu anlamadım ya. Bir tane daha varmış. Shure diye markası. Bunun ayağı da Rode. Ayağı 95 euro bu ayak. 229 euro da buradaki mikrofonmuş arkadaşlar.
Evet, burası benim dünyam. Kameralara hoş geldiniz. Zamanında hep bundan almak istiyordum. 700 Euro'ydu. Şu an 500 Euro'ya kadar düşmüş bunun fiyatı. PowerShot G7 X Mark 2. Çıkmıyor ha. Bunun şununu seviyordum. Şöyle dönüyor ya arkadaşlar. Şuraya da bir tane filtre koyuyorsunuz. Rüzgarı da engelliyor. Gayet iyi böyle vlog çekmek için. Belki bir tane böyle bir şey alabilirim. Çünkü benim kameram biraz büyük. Bir de içinde optical stabilization olmadığı için sarsıntılı gözüküyor görüntüler. Şu an GoPro ile çekiyorum. İğrenç bir ses kalitesi var onun da. O yüzden mecbur bir şeyler yapacağız. G7 500 Euro. G5 800 Euro. Farkınız ne lan sizin? Allah Allah. Aynı kamera işte. Bak bu da böyle dönüyor. Bakarız bunun farkına sonra. Böyle bir şey almayı düşünüyorum yani, yalan söylemeyin. Şu kameraları hiç tavsiye etmiyorum. Yani düğün çekmiyorsanız bir işinize yaramaz. Hadi gelin biraz tripod bakalım. O yüzden diyorum süper like'lara biraz çökün de şöyle tripod miripod yeni bir şeyler alalım ya. Pahalı arkadaşlar. Ben almak istediğim evet işte burada. Gorilla Pod. Aynen. 68.99'muş. Böyle bir şey almak istiyorum. İyi oluyor. Tatile falan gittiğinizde küçük ve her yere tutturabiliyorsunuz bunu, böyle sarılıyor her yere. Sarıldığı için aynı küçük bir tripodla geziyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. 1 kiloluğu varmış. Şu 1 kiloluk kamera için, ama bunun bacağı biraz küçük duruyor. Az önce gösterdiğim 3 kiloluk kamera içindi. Bu da 1 kiloluk kamera için. Dikkatimi çekenler bunlardı bugün. Fiyatları gördünüz, çok ucuz değil, çok da pahalı değil. Standart. Yani taksitle maksitle alınır bir şeyler. Daha fazla uzatmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı hiç unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.